Bırakın şimdi parayı, 10 bin lirayı falan. Onu şimdi, bırakamayız işte, onu bırakamıyoruz. Bir dur, hele bir dur. Onun için şimdi, buraya geldik yok, ama. Yok, tamam da şimdi tamam. Onun için herkesin bir hayalleri var tabii ki. Ama kim hak ettiyse o alsın. Peki, yarın göreceğiz. Şimdi onu. Şöyle bir şey var. Şimdi burada tabii herkes birbirine lafı soktu, etti tabii. Ama dışarıda hiç birinizde kırıcı bir şey yaptın mı? Dışarıda önemli değil tatlım. Dışarıda önemli değil, burada önemli. Hayır, hayır. Burada önemli. Dışarıda olacak. Ben bir şey merak ediyorum. Sevda, neden o kadar şaşırdın? Ha, neden o kadar şaşırdın? Şimdi sen eve gidince tek başına tekli koltuğa otur Sevda. İçinden geleni duvarlara söyle çünkü bu kadın seni konuşturmayacak. Sevda ya, sen beni bırak ya, sen beni bir bırak sanki. Kız yarın bağ ya. Getir, bağ. Ya Allah aşkına. Ya benim o tepkiyi vermemin sebebi Aleyna'nın ve Günür'ün bana yaptığı eleştirinin yorumun altını doldurdukları için. Yani hani Aleyna'nın da eksikleri vardı. Herkesin evinde olduğu gibi, benim evimde Allah olduğu gibi de. Gündür'ün de evinde eksikleri ya vardı. Ya eksiği varken nasıl beş verir dedin? Demek ki nimet dobra. Helal olsun Sevda. Nasıl da savundu beni. Allah, la ilahe illallah. Evet, Cansu'dan yorum almak istiyorum şimdi. Temizliğe göre veriyormuş aynen. Bugün hiç bana sıra gelmeyecek olsun bence. Bütün yorumlar yapılana kadar sustum. Ay, sustum, vallahi. Hepsinin cevabını biriktirdim. Evet, sıra evet. Şimdi bomba Cansu'dan. Cansu'yu dinleyelim. Şimdi ben kimse konuşurken atlamadım. Adım geçti, yine atlamadım. Lütfen ben konuşurken de kimse karışmasın istiyorum. Okay. Aleyna'dan başlamak istiyorum. İkiye mi? İkiye. Evet. Kesinlikle ikiye. Bir saniye. Ama öncelikle ben Nimet abladan tekrar dünden sonra tekrar özür dilemek istiyorum. Ne için? Bugüne kadar hep onun oynadığını düşündüm ama oynayan kesinlikle Aleyna. Dün bana iki verdi, bugün Gülnur'a iki verdi. Kesinlikle dünkü iddiam gibi Aleyna'nın birinciliği oynadığını düşünüyorum. Ne alakası var? Benden daha yüksek de olabilir. Çünkü benim evim de ikilik ev değildi. Gülnur'un evi asla asla ikilik değil. Eve bakmıyorum, ben yine bakıyorum. Bir şekilde ikiyi kabul edebilirim, temizlik. Ben yine bir şekilde temizliğimle ikiyi kabul edebilirim. Ama Gülnur'un bu temizliğiyle asla ikiyi kabul edemem. Bu kesinlikle haksızlık. Tahtasını açarken dedi ki, sen bana haksızlık yaptın, ben de sana haksızlık yapacağım, yüz ifadeni göreceğim dedi. Burada zaten baştan kaybetti ve 10 bin lirayı birinciliği oynadığını belli etti. Evine geliyorum, ben mutfaktan başlamak istiyorum. Mutfakta dedikleri gibi dolapta yağ vardı, zaten söyleyecek bir şey de kalmadı fazla. Mutfaklarında yağ vardı, güzel temizlemişsin, eline koluna sağlık. Kimsenin mutfağında kombi yoktu, kombini bile silmişsin, eline koluna sağlık. Buzdolabının arkasını özellikle çekmişsin, ben çekememiştim, sen çekmişsin. O yüzden eline koluna sağlık, ben mutfakta bir şey bulamadım. Geliyorum salona, salonda camların çok güzel olmuş. Evet, dedikleri gibi peteği silmemişsin. Koltuklarını silmişsin ama çıkartamamışsın. Yapmamışsın demeyeceğim. Silmişsin ama çıkartamamışsın. Çünkü silerken de ne kadar emek verdiğini gördüm. Aleyna'nın dediği gibi zaten yastıklarını silmeni beklemedim. Salonunda da bir şey bulamadım. Banyona geliyorum. Evet, banyoda da duşakabinim. İçine evet yapmışsın ama Aleyna'nın dediği gibi yarım yamalak değil. Banyoda da çok emek vermişsin. Tam çıkartamamış ama emek vermiş. En azından Aleyna'nınki gibi olduğu gibi kapkara durmuyordu. Duşakabini zaten söyledim. Onun dışında lavabon falan güzel olmuş. Tekrardan eline koluna sağlık. Evi gül gibi kokutup nur gibi açmışsın. Oo, güzel bir açıklamaydı. Cansu, öncelikle seni tebrik ediyorum. Kendi gününü de geçerek bugün, yani kendi gününü geçerek derken kendi temizliğini bile bir geri plana atarak bugünkü temizliği beğendiğini belli ettin. Kendi günün geçse de 10 bin liraya bir gün kalsa da her şekilde adaletli olduğunu bir nebze de olsa bize gösterdin. Teşekkür ediyorum. Şimdi Cansu'ya küçük bir alkış istiyorum. Yani sonuçta herkes 10 bin lira için, herkes temizliği için yarışıyor. Tabii ki kendine güveniyorsun, temizliğini güveniyorsun, elinden geleni yaptın. Ama yeri geldiğinde de kendinden ödün vererek ilk Gülnur'un arkasında da olduğunu gösterdi. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben dediğim gibi ben başından beri temizliğe puan veriyorum. Sevda'ya verdiğim puanda da, Aleyna'ya verdiğim puanda da pişman değilim. Hak çünkü temizlik verdiğimi için verdim. Evet. Ben normal hayatta da görüşmek isterim seninle. Teşekkür ederim. Gerçekten. Ben de bu kadar sesten sonra bilmiyorum. Sen mi? Ben seninle değil, ben... Hayır be, hayır. O senin, o senin. Hayır, hayır asla. Ay baba, kurban olasın. Hayır ya, ben. Puanlama şey, adalet konusunda... Kadir Bey, beni de alkışlasınlar. Söylüyorum. Ne yapalım? Seni, beni de alkışlasınlar. Seni dur bakalım, seni yarın alkışlarım. Büyük olarak.
Evet, yüksek yani ses oranından dolayı Nimet Hanım'ı da alkışladık. Diyaframına sağlık. Evet, Cansu'dan puan. Ve ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ben Gülnur'u kendime rakip gördüğümü düşünmüştüm, söylemiştim. İyi ki de Gülnur'u kendime rakip görmüşüm. Çünkü Gülnur gerçekten hak eden ve yapabilen bir kız. İddialarının arkasında. Peki, Cansu'dan puanını alıyoruz. Helal olsun sana Cansu. Helal olsun. Resmen taraftar gibi kadın. Herkese hobi. Hayır. Evet, Cansu dedi ki Gülnur bu evi gül gibi kokuttu, nur gibi parlattı. Bakalım Cansu beğendiği bu eve 10 bin liraya sadece bir gün kala. Bakın 10 bin liraya bir gün kaldı. Cansu'nun verdiği puanla belki de Gülnur 10 bin liraya veda edecek ya da daha çok yaklaşacak. Bakalım Cansu kaç puan verdi? Tekrardan eline koluna sağlık. Sana puanım 5. 5. Uzun bir aradan sonra. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum puan için. Evet, üzerime saldırabilirsiniz, her şekilde hazırım. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu ev kesinlikle, evleri kıyaslamıyoruz madem. Bu temizlik bence kesinlikle, bu temizlik kesinlikle Aleyla'nın temizliğinden daha iyiydi. Eğer zaten 4 vermiş olsaydım, Gülnur'a kesinlikle haksızlık yapmıştım. Çünkü Aleyna'dan bir tık daha fazla temizlik yaptığını düşünüyorum. Hak ettiği puanı verdim. Ağır kokuyordum. Ben senin gibi düşünmüyorum. Gerçekten haksızlık yaptım. Aleyna'yla aynı şeyde düşünüyorum. Asla. Aleyna da gayet iyiydi. Bir kere Aleyna evet, mutfağında. Aleyna da gayet. Neyse, hayır, ben bir şey söylemek istiyorum. Hayır, ben bir şey söylemek istiyorum. Sen Aleyna'nın temizlediği yerlerden, bak temizlediği yerlerden bir kere bile bir kir buldun mu ya da bir toz bir şey buldun mu? Sorabilir miyim Seyda? Temizlediği yerlerden de. Temizlediği yerlerden. Bıraktığı yerler yeterliydi. Örümcek dans ediyordu. Ben dolabımı evet arkadaşlar şu anda Aleyna toplamda 14 puan. Arkadaşlar şu anda Aleyna toplam 14 puanda, Gülnur şu anda 15 puanda. Ben zaten ondan 5 vermesini bekliyordum. Hiç şaşırmadım. Cansu ve Gülnur arasında bence bir gruplaşma var. Baktılar ki Aleyna önde birinci gidiyor. Ben olamıyorum dedi. Puanım 10. Sen ol bari deyip ona puan verdi. Evet, ve 10 bin liraya sadece bir gün kaldı. Hakkını helal etmiyordun ya, ben de sana etmiyorum. Diyecek bir sözüm yok. Benim içim rahat. Evet. Benim içim de rahat. Herkes temizliğini yaptı. Kaldı Nimet abla. Yarın büyük final ve ondan önce haftanın en iddialı. Yarışması. Her şeye yorum yapan, tutamadığımız, durduramadığımız, durdurak bilmeyen yarışmacı Nimet Hanım yarın temizlik yapacak. Tüm Türkiye, 4 yarışmacı ve ben Nimet Hanım'ı ağzımız açık izleyeceğiz. Bakalım konuşacak mı, temizlik mi yapacak yoksa ikisini bir arada mı yapacak? Kendisinden püf noktalar, kendisinden pratiklikler, kendisinden hızlı bir temizlik ve pırıl pırıl bir ev bekliyoruz. İnşallah. Bakalım Nimet abla yarın nasıl bir temizlik yapacak, hep birlikte göreceğiz. Tamam. Şimdi Gülnur, sana yorum yapmak istiyorum. Gel gelelim. Mutfak kapaklarının üst kısımlarında yağlar vardı. Onları çıkardın. Üstünü de güzel yaptın. Eline koluna sağlık. Kapakta bir iki kalmıştı. Onları da sonra gösterdiğimde çıkardın. Sadece dolabın alt kısmını. O alt tahtası var ya, oraya en son çıkarken baktığımda yağ sökücü sıkmışsın ama kurumuş kalmış. Onları almamışsın. Ocağı da çok güzel yaptın. Mutfaktan çıkıyorum, salona geliyorum. Mutfakta 2,5 saat harcadın. Evet. Biraz daha elin hızlı olsaydı banyoya biraz, 40 dakika da çok iyi bir süre ama daha fazla süre ayırabilirdin. Salona gelelim. Salonda koltuklarını sildin. Eline koluna sağlık. Halının da üstünden şöyle bir ıslak bezle geçseydin. Evet. Çünkü evde çok ağır bir yük olmadığı için en azından sana biraz daha puan verirken göz önünde bulundururlardı. Peteği unutmana şaşırdım. Hı-hı. Mutfakta yaptım. Buradakine neden el sürmedin? Az önce dedin ya, ona el sürmedim. Unutmadım dedim sadece. El sürmedim ama dedin. Dakika maz olduğu için banyoya yönelik. İşte mutfaktan dedim. Biraz daha cam evet. Çok güzel oldu. Cam pırıl pırıl oldu. Eline koluna sağlık. Ama banyoya gelelim. O fayanslara, yani süren az olduğu için pratik olman gerekiyordu. Evet. Hemen bir kova deterjanla soyup araba fırçasıyla yıkayıp suyla akıtman gerekiyordu. Fayanslarını beğenmedim, açıkça söylüyorum. Klozete gelince eline koluna sağlık. İçinden tornavidayla kazıdım ve böyle alçılığa çıkardım. Orası ancak o kadar olurdu. Klozeti temizlerken en başta teli içine daldırdın, sonra kenarlarına sürdün. Onu gözümle gördüm ve seni uyardım. Allah ceza! Bilseydim deseydi üç verirdim. Yani o benim için bir yanlıştı. Keşke onu yapmasaydın. Artık onu neden yaptım bilmiyorum. Eline koluna sağlık diyorum yine de. Ben de sana birazdan puanımı vereceğim. Dediğim gibi yarın Nimet ablaya temizliğimize devam edeceğiz. Bakalım Nimet Hanım nasıl bir temizlik yapacak? Nimet abla, kameralara seslen. Yarın Nimet geliyor. Ev hanımları, ekran başına yarın ekranların tozunu attıracağım. Bizim de tepemizin tozu attıracağım. Evet, yarın görüşmek dileğiyle. Kendi bugün bol bol dinlenin. Çünkü yarın Nimet Hanım'ı dinleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.